Sayın Cumhurbaşkanı, aziz dostum Nursultan Nazarbayev, saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli heyet başkanları, muhterem misafirler. Bugün İstanbul'da Asya'da İşbirliği ve Güvenlik Artırıcı Önlemler Konferansı 3. zirvesi münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten fevkalade memnuniyet duyuyorum. İstanbul zirvesini şereflendiren 40'a yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını, bakanlarını ve yetkililerini, 20'ye yakın uluslararası kuruluşun genel sekreterini ve temsilcilerini en halisine duygularımla selamlıyorum. Türkiye'ye hoş geldiniz. Biliyorsunuz 1992 senesinde değerli dostum Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, AGİT'e benzer bir yapılanmayı Asya coğrafyasında hayata geçirme düşüncesini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in bu tarihi önerisiyle başlayan Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı süreci zaman içinde uluslararası bir örgüte dönüşmüştür. SİKA sürecinin başlamasından bu yana 18 yıl 2002 zirvesinde kabul edilen Almatı senediyle konferansın örgüt haline dönüşmesinin üzerinden ise 8 yıl geçmiştir. Bu kadar kısa bir sürede bu ölçüde başarılı gelişmelerin sağlanması hiç şüphesiz tüm üye devletler ve paylaştığımız ortak coğrafyanın huzurlu, istikrarlı ve müreffeh geleceği bakımından memnuniyet vericidir. Az önce Vietnam'ın ve komşumuz Irak'ın katılım törenlerinin de gerçekleşmesiyle SİKA artık 22 üyeli bir uluslararası örgüt haline gelmiş, SİKA ailesi biraz daha genişlemiştir. Vietnam'a ve Irak'a SİKA üyelikleri olarak aramıza hoş geldiniz diyorum. Kazakistan ev sahipliğinde 2002 ve 2006 yıllarında başarıyla düzenlenen SİKA Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından üçüncü kez en üst düzeyde bu defa İstanbul'da bir araya gelmiş bulunuyoruz. İstanbul Zirvesi ile SİKA dönem başkanlığı da ilk kez Kazakistan dışındaki bir üye ülke tarafından üstlenilmiştir. Neticede bu bir bayrak yarışıdır. Türkiye'nin 2010-2012 yıllarında üstleneceği bu mühim sorumluluğu önümüzdeki senelerde diğer üye devletlere devredeceğiz. Böylece SİKA üyesi tüm devletler arasındaki bölgesel sahiplenme hissiyatının da zamanla daha da pekişeceğinden şüphe duymuyorum. Bu vesileyle dönem başkanlığımıza verilen destek ve gösterilen güven dolayısıyla da hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Muhterem misafirler, 2006 yılında Almatı'da yapılan ikinci zirveye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı sıfatıyla katılmıştım. Söz konusu zirvede yaptığım konuşmada 21. yüzyılın ilk yarısında güvenlik kavramının gittikçe karmaşıklaşan yapısına değinmiş, güvenliğin kapsamlılığı ve bölünmez niteliğine işaret etmiştim. Dünyanın bir yerinde güvenlik ve istikrara yöneltilen bir tehdidin diğer bölgelere de doğrudan etkide bulunduğunu, terörizm, örgütlü suçlar, silah, uyuşturucu madde ve insan kaçakçılığının siyasi ve coğrafi sınır tanımadığını kaydetmiştim. Bu tehditlerle baş edebilmek için siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal tedbirlerle teşhis edilmiş yeni ve kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç bulunduğunu, bunun için de devletler arasında yakın işbirliğine ve diyaloğa önem ve öncelik vermek gerektiğini belirtmiştim. Bu çerçevede işbirliğine dayalı güvenliğin ortak bir taahhüt olarak istikrar ve ilerleme kaydedilmesi için anahtar kavram olarak öne çıktığını, işbirliğine dayalı güvenliği uluslararası ilişkilerin yol gösterici ilkesi olarak gördüğümüzü vurgulamıştım. O günden bugüne kadar yaşanan gelişmeler, güvenlik alanında işbirliği yapılmasının ne kadar elzem olduğunu defalarca ispatlamıştır. Güvenliğin olmadığı, istikrarın bulunmadığı bir ortamda ekonomik faaliyetlerde bulunulmasının, ticaret yapılmasının ne kadar zor olduğunu hep birlikte görüyoruz. Karşılıklı güvenin bulunmadığı bir ortamda yanlış anlamaların olması, yanlış anlamaların sorunlara yol açması,
sorunların çatışmalara dönüşmesi geçtiğimiz yıllarda uluslararası ilişkilerde sıklıkla karşılaşılan durumlardan olmuştur. Kanaatimce yanlış anlamaların ortaya çıkmasının, sorunların çatışmalara dönüşmesinin önlenmesinin en etkin yollarından biri diyalogdur. Bu anlayışla SİKA dönem başkanlığımızda Asya'da işbirliğine dayalı diyalog ve güvenlik ortamını oluşturabilmek için çaba sarf etmeyi öngördük. Dönem başkanlığımızın yol göstericisi ilkesini Asya'da işbirliğine dayalı güvenliğin inşası olarak belirledik. Hep birlikte bu istikamette gayret göstermemiz, bu konuda gerekli siyasi iradeyi ortaya koyabilmemiz gerektiğine samimiyetle inanıyorum. Dönem başkanlığımızdaki çalışmalarımız bütünüyle üye ülkelerin görüş birliği, konsensüsü temelinde yürütülecektir. Sizlerin sağlayacağı destek, başarıya birlikte ulaşmamızın anahtarıdır. Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, muhterem misafirler, güvenliğin tesisi için yürüttüğümüz çalışmalarda sadece ihtilafların ortadan kaldırılmasına yönelik dar tanımlara bağlı kalmamalıyız. Bunun yerine güvenliğin insan unsurunu da eşit derecede göz önünde bulunduran daha geniş ve kapsamlı bir güvenlik anlayışı benimsemeliyiz. SİKA coğrafyasında barışın ve istikrarın çerçevesinin geliştirilmesi sürecinde insan hakları ve demokrasi sorunları göz ardı edilmemelidir. Neticede demokrasi ve işbirliği ihtilafları önlemenin en iyi yöntemini teşkil etmektedir. Enerjimizi elbette mevcut anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak, barış, istikrar ve refaha hizmet etmek için harcayacağız. Ancak sadece bizim değil, bizden sonraki nesillerin de güvenliği için, mutluluğu için, refahı için asıl yapmamız gereken ihtilafların oluşmasına imkan vermeyecek istikrarlı bir iklimin tesis edilmesidir. Bu iklimi de ancak demokrasi, diyalog ve işbirliği yoluyla paylaştığımız ortak değer ve ilkeleri pekiştirmek suretiyle tesis edebiliriz. SİKA bünyesinde bu alanda kaydedilecek ilerlemeler için örgütümüzün temel belgelerinde yer alan insani boyut ve Birleşmiş Milletler'in tüm insanlığın ortak iradesiyle geliştirdiği temel hak ve özgürlüklere dair evrensel standartlar birer referans teşkil etmektedir. SİKA ekonomik konularla da kapsamlı biçimde ilgilenen, bu hususta içerikli çalışma yapan bir örgüt niteliği taşımaktadır. Bu alanda şimdiye kadar yapılan çalışmaları devam ettireceğiz. Küresel ekonomik krizin ortaya çıkardığı sorunların uluslararası mali ve ekonomik sistemde yarattığı dengesizlik tüm ülkeleri olumsuz biçimde etkilemiştir. Bu tarz sorunların çözümü veya sorunların olumsuz etkilerinin azaltılması için kapsamlı bir küresel yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için hep birlikte gayret sarf etmemizin öneminin altını bu vesileyle çizmek istiyorum. Sayın Devlet ve Hükümet Başkanları, muhterem misafirler, dünyamız siyasi, iktisadi, sosyal, teknolojik ve kültürel alanlarda hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Yaşanan bu değişim ve dönüşüm süratli bir şekilde devam ediyor. Uluslararası ilişkilere soğuk savaş yıllarında hakim olan anlayış artık sona ermiş, soğuk savaş döneminin düşünce kalıpları geçerliliğini yitirmiş bulunmaktadır. Bundan 20 sene önce Türkiye ve Rusya ortak bir sınır paylaşıyordu ama farklı bloklarda yer alıyorlardı. Bugün belki Rusya ile ortak kara sınırımız yok ama asırlara dayanan komşuluk hukukumuzun bir gereği olarak halklarımızın müşterek geleceği ve refahı için kurduğumuz üst düzey işbirliği konseyi çerçevesinde el ele çalışıyoruz. Bundan 20 sene önce Avrupa kıtası bölünmüş durumdaydı. Oysa artık Avrupa'da geçmişin yapay düşmanlıkları geride kaldı. Asya kıtası enerjisi, dinamizmi, genç ve eğitimli nüfusu ile adeta yeniden doğuyor. Gayet iyi biliyoruz ki insanlık tarihi ön yargıların, kutuplaşmaların, hoşgörüsüzlüğün, düşmanlığın ve nefretin yol açtığı acılarla ve yıkımlarla doludur. İnsanlık tarihi her türlü dini ve etnik ayrımcılığın ve aşırılığın sebep olduğu bireysel ve toplu trajedilerle doludur. Soğuk savaşın sona ermesine, bir vaka olarak küreselleşmenin insanları
her gün birbirine daha da yakınlaştırmasına, teknolojinin yerkürenin en ücra köşelerinde yaşanan acıları sadece günler sonra öğrenmemize değil, canlı yayınlarla görmemize, an be an takip etmemize imkan tanımasına rağmen kabul etmemiz gerekir ki dünyamız maalesef özlenen barış ve sükunet ortamından hala hayli uzaktadır. Dünyanın pek çok bölgesinde sıcak çatışmalar halen sürmektedir. Bu bölgelerden bazıları Türkiye'nin yanı başındadır. Bütün bu olumsuzluklardan en fazla zararı gören kesim ise maalesef sivil halktır. Bu itibarla gelecek nesillerin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve refahı için insanoğlunun tarih boyunca korkunç istiraba ve tahribata neden olmuş, savaş ve çatışmalardan ibret alması, bu acıların ve tahribatın tekerrür etmemesi uluslararası camianın ortak sorumluluğudur. Nefret ve hınç alma duygularıyla yapılan eylemlerin acı verici sonuçları ortadadır. Bunun acımasız örneklerini maalesef yakın bir süre önce gördük, yaşadık. Uluslararası barış ve güvenlik açısından fevkalade kaygı verici olan bu eğilime muhakkak surette dur dememiz lazım gelmektedir. Bilinmelidir ki günümüzde uluslararası hukuku hiçe sayarak, insan hayatına pervasızca kastederek, meseleleri kaba kuvvet kullanarak çözüme kavuşturmak mümkün değildir. Dolayısıyla eski nefretleri ve düşmanlıkları yenileriyle ikame etmememiz, barış, istikrar ve refah içinde birlikte yaşayabileceğimiz, halklarımızın mutluluğu için birlikte çalışacağımız müşterek bir anlayış oluşturmamız, birbirimizin acısını hepimizin acısı olarak görmemiz gerektiğine samimiyetle inanıyorum. Nitekim SİKA'nın amaçları arasında farklı kültürler ve dinler arasında karşılıklı anlayışı ve saygıyı teşvik etmekte bulunmaktadır. SİKA üye ülkelerin çoğunluğunun Medeniyetler İttifakı'nın dostlar grubunda temsil edilmelerinden ve girişimin çalışmalarına aktif katkıda bulunmalarına memnuniyet duyuyoruz. SİKA'nın örgüt olarak da dostlar grubuna katılıp Medeniyetler İttifakı'na kendi perspektifini getirebileceğini ve deneyimlerini paylaşabileceğini düşünüyorum. Sayın devlet ve hükümet başkanları, saygıdeğer heyet başkanları, muhterem misafirler, sözlerime Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı 3. İstanbul Zirve Toplantısının SİKA coğrafyasında ve tüm dünyada barışa, istikrara ve dostluğa katkıda bulunmasını temenni ederek son vermek istiyorum. Zirveye katılarak bizleri onurlandıran tüm değerli konuklarımıza en iyi dileklerimi sunuyorum.